Hepinize iyi günler. Spor Toto tahminle karşınızdayım. Geçen hafta 15'te 10 yapmıştık. Bakalım bu hafta kaç yapacağız? Ve başlıyoruz ilk maçımızla. Beşiktaş Galatasaray derbisiyle başlıyoruz. İlk maç %51, %30, %19 oynanma oranları var. Ben bu maçın 1 ve 0 biteceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi size tavsiyem bu maçta 3 ihtimalli oynamanız. Derbi maçı çünkü belli olmaz ama benim tercihim 1 ve 0 olacak. İkinci maçımıza geçiyoruz. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Maçla ilgili çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fenerbahçe bu maçı bir şekilde kazanacaktır derbinin olduğu hafta. O yüzden 1 bitecek. İstanbul Başakşehir Osmanlıspor maçında da tercihim aynı şekilde 1. Ama banko olsun diyorsanız yanına 0 da eklemenizde fayda var. Trabzonspor Antalya maçı geçiyoruz. Trabzonspor Antalyaspor maçında da tercihim gene bir. Trabzonspor bu hafta hata yapmayacaktır ve maçı kazanacaktır. Beşinci maçımız Akhisar Malatyaspor. Programın en zor maçlarından bir tanesi. Bu maçla ilgili tercihim öncelikle 0. Daha sonra da ben Malatyaspor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 0 ve 2 diyorum bu maç için. Programda belki de yani yatabileceğimi düşündüğüm maçlardan bir tanesi bu. 3 ihtimal alınabilir mi? Alınabilir tabii ama ben 0-2 oynamayı tercih ediyorum. Bu maçla ilgili korkuyorum dediğim gibi. Ama 0-2 oynuyorum. 3 ihtimal de yapabilirsiniz paranıza göre. Ben 0-2 oynadım. 6. maçımız Karabük Göztepe maçında. Ben Karabükspor'un bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kazanamazsa çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Kendi saha ve seyircisi önüne. Bana göre son şanslarından bir tanesi Göztepe maçı. O yüzden bu maçın ne yapıp edip kazanacaklardır bence. O yüzden bir diyorum. Konyaspor Bursaspor maçıyla ilgili tahminim de öncelikle beraberlik, daha sonra Bursaspor'un galibiyeti diyorum. 0 ve 2 diyorum bu maçla ilgili de. Konyaspor kazanamayacaktır bana göre. Bu 0-2 olur. Gençler Birliği Sivas maçı ile ilgili tahminim 8. maçımız. Ben Gençler Birliği galibiyetini olacağını düşünüyorum. Gençler Birliği'nin de mutlaka bu hafta kazanması gerektiğini düşünüyorum ve kazanacaktır da bana göre Gençler Birliği. Çünkü içeride kazanabileceği maçlardan bir tanesi her ne kadar geride de olsa Sivasspor gibi hani kendi yenebileceği bir takım bana göre. O yüzden bir olacaktır bu maç. Gençler Birliği'nin de Karabükspor gibi son şanslarından bir tanesi bence. Bu maç alamazsa çok büyük zorluğa gireceği için bu maçta da bir olacağını düşünüyorum. Alanyaspor Kayserispor maçında tercihim 2 olacak. Kayserispor galibiyeti diyorum ama 0 ihtimal de yüksek. Bu maça daha sonra tekrar tercih ekleyeceğim ama şu an için öncelikle 2'yi koyuyorum. Daha sonraki kupon tutarına göre 0 da ekleyeceğim çok fazla olmazsa ama şu anki 2, daha sonra bu 9. maça tekrar döneceğim. 10. maç Arsenal Manchester United maçı. İki takım da hafta içi kazandılar. Manchester United Watford'u 4-2 yendi. Arsenal de kendi evinde 5-0 yendi. Güzel bir maç olacaktır. Ben bu maçta tercihim öncelikle 0. Daha sonra da Manchester United galibiyet diye düşünüyorum. Bir ihtimal daha ama önce şu an biraz riske gireceğim bununla. Geçen haftaki Liverpool Chelsea maçındaki bu olduğu gibi riske gireceğim. Bu maça 0 oynayacağım. Ama siz bir ihtimal daha koyabilirsiniz. Gönlünüzden hangisi geçiyorsa. Ben Manchester United'in yenemeyeceğini düşünüyorum. Ama riske girip bu maça 0 oynuyorum. 11. maçımıza geçiyorum. Bayer Leverkusen Dortmund maçı. Bayer Leverkusen Dortmund maçı da çok zor bir maç olacak. İddia yapanlara tavsiyem karşılıklı gol oynamaları. Bu maçla ilgili hani öngörüm yani ilk baktığımızda Dortmund'un yenilmeyeceği izlenim var ama hani çok zor bir maç bu da. Bu haftaki bülten geçen haftaki bültenden de zor. Bence bu hafta da kesin olarak devredecektir 15. Ben 15 bineceğini düşünmüyorum bu haftada gene. Özellikle bu maç olsun, altındaki maç olsun, Lazio maçı olsun. Çok zorlu maçlar. Karabük Göztepe olsun, Alanya Kayseri olsun, Akhisar Malatya olsun. Hepsi zor maçlar. O yüzden bu maçla ilgili
Öngörüm gene bir sıfır ihtimali var. Yüksek bir ihtimal. Ben seyirciler oynayanların aksine 0-2 değil de 1-0 yapmak istiyorum. Dortmund favori biraz daha ama ben 1-0 olacağını düşünüyorum maçın. Bu maçta çok zor bir maç. Umarım gelir. Ama dediğim gibi hani kafanızda 7 tane 8 tane banko belirleyip daha sonra bunu da 2 ihtimal 3 ihtimal de atabilirsiniz dediğimiz gibi paranızın durumuna göre. Ama çok zor maçlardan bir tanesi gene bültenin. Yani buradaki tercihim 1-0. 12. maç Hoffenheim Leipzig maçı. Burada ben Hoffenheim'in kazanacağını düşünüyorum. %19'luk bir tercih var. Az bir tercih ama Leipzig'in yenemeyeceğini düşünüyorum bu hafta. Hoffenheim deplasmanında kazanamayacaklarını düşünüyorum. %19 sadece bir oynamış. Ben de azınlıktan yanayım burada. Bir olacağını düşünüyorum. Bu da bir başka zor maçlarından bir tanesi bültenin. Artık bazı yerlerde riske girmemiz gerekiyor. O yüzden burada bir diyorum ben. Riske girecek mi maç mı derseniz hayır girecek mi maç değil tabii ki ama tercihim bir yönünde. Dediğim gibi paranızın durumuna göre 2 ihtimal 3 ihtimal de oynayabilirsiniz. Ama Türkiye Ligi de bana göre bu hafta çok zor. Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzon maçları hariç bir de Gençlerbirliği'ni ne önde görüyorum Sivas maçında. O 4 maç hariç diğer maçların hepsi zor. Yani 11 maçın 11'i de zor bana göre. O yüzden bu hafta hani çok büyük bir para harcamamız gerekiyor bence 15 ihtimalin yükselmesi için. 6-7 tane 3 ihtimal falan yapmamız lazım ki ancak tuttuğum ihtimal yükselsin. O yüzden zor bir fikstür ve zor bir hafta. O yüzden şansın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle 1-2 ihtimallerle 15 bulma ihtimalini. Artık burada biraz daha ne olta ile balık tutma gibi bir şey yani. İşte atacağız artık. Ya tutarsa gelirse. Ona göre bakacağız. Evet, Sampdoria Lazio maçına geçiyorum 13. maça. Burada tercihim 2 olacak. %61 ile aynı fikirdeyim. 0 ihtimali de yüksek. Yani 0 da koymak istiyorum buraya. Bir şekilde Lazio maçına daha da garanti olsun diye. Çünkü zaten falan Leipzig ve Arsenal United'da 2 tane risk aldık. O yüzden bari bu maçta tutması için 0-2 seçeneğini koyuyorum. 0-2 olacağını düşünüyorum bu maçında. Atletico Madrid Real Sociedad maçında kazanacağını düşünüyorum. Atletico Madrid'in 1 olur. Başka da bir şey olmaz. 2-0 gibi bir skor düşünüyorum. Galip geleceğini düşünüyorum Atletico Madrid'in. Son maçımıza geçelim. Atletico Bilbao Real Madrid maçına. Bu maçta Real Madrid kazanacaktır. 2 olacaktır. Çok sürpriz olacağını düşünmüyorum maçın. Çünkü Real Madrid biraz geride kaldı zirveden. Maçı mutlak kazanmak zorunda. O yüzden bir sürpriz olmayacaktır. Evet. Şu an için kupon tutarımız 16 TL. Yaptığımız şekilde. Bu şekilde oynarsanız. Ben 9. maça döneceğim demiştim. Alanyaspor, Kayserispor maçına. O maça 0 koymak istiyorum. 32'ler oldu bu şekilde. Arsenal Manchester United maçına da tavsiyem bir ihtimal daha oynamanız. 1 ya da 2. Ben 2 tercihindeyim ama 64 lira. Bu bir kupon olabilir. Güzel bir kupon olur. Bu haftada. Hoffenheim Leipzig'e veya koyabilirsiniz. 128 liranız varsa. Dediğim gibi kendiniz belirleyeceksiniz gene. Çok güzel bir kupon oldu. Yani ilk 9 maçta gene 9'da 8 olacağını düşünüyorum ben. Türkiye Ligi'nde bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum da gene aşağıdan özellikle Arsenal, Leverkusen, Hoffenheim ve Sampdoria Lazio 4 maçta biraz sıkıntı var bu hafta. Türkiye Ligi'nde de ikişer ihtimalle alırsak Kalecik, Göztepe ve Gençler Sivas'a da eklersek bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Herkese bol şans. Dediğim gibi burada hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Aklınıza yatan, mantığınıza yatanları da harmanlayacaksınız kendi kafanıza göre. Ona göre oynayacaksınız. Herkese bol şans diliyorum. Kolay gelsin, iyi günler.